Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. İstanbul'un nüfus olarak en kalabalık ilçesi Esenyurt'tayız. Vatandaşlarımıza Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? İcraatlerine memnun musunuz? Şu an karşınızda olsa ne sorardınız veya kendine ne istersiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Efendim, Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? İcraatlerine memnun musunuz? Şu an karşınızda olsa ne sorardınız veya kendisine ne isterdiniz efendim? Evet, kendi şahsen olarak kendisini tanıyorum. Kemal Deniz Bozkurt. Makine mühendisi olduğunu biliyorum. Yani henüz henüz bir icraatını görmedik yani. Peki şu an karşında olsaydın ne sorardın başkanım, ne isterdin? Yani Esenyurt'umuzun de örneğin Fatih gibi, Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi bu gibi semtlerin özelliklerinin olmasını isterdim yani. Ama efendim, orada deniz var. Orada böyle bin yıllık bir şehirleşme var. Burası 89'da köydü. Yani aynı olabilir mi sizce? Ya olmaz da ama şimdi şöyle bir şey. Yani oralara gidiyorsun hep polis kontrolü var. Zabıta kontrolleri var. Polis kontrolleri var. Burada da var efendim. Şu an meydandaydık. Biz meydandaydık. Polis geldi bizi durdurdu. Hayır görmüyoruz. Dedi burada yap. Biz gördük geldi bizi durdurdu. Ayda bir defa olmuş olabilir. Öyle denk gelmiş olabilir ama. Bence polis var görülmüyor. Mesela şu an hemen geldi. Ne soruyorsunuz? Sivil polis geldi. Sivil şeklindeyse olabilir. Ama orada resmiyet olarak biz görüyoruz. Orada resmiyet olarak görüyoruz. Yani örneğin diyelim ki şu meydan şu anda araç trafiğine kapalı. Siz resmi polisin olmasını mı istersiniz? Resmi olsun tabii ki. Yani her. Ya şimdi zaten onca bekçi aldılar. Efendim başkana ne sorardınız? Onca bey. Ben insanların ihtiyaçlarını karşılamasını isterdim. İnsanların dinlenmesini isterdim. Gereken neyse yapılmasını isterdim. Yani olan projeler var, yapılmayanlar var. Yani olan projelerin hayata geçirmesini isterdim efendim. Tanımıyorum, hayır. Çalışmalarına memnun musunuz abi? Yeni gelmiş bilmiyorum vallahi ben. Şu an karşınızda olsaydı peki ne sorardınız veya ne isterdiniz kendisine? Misafir biri gelmişim, ne tanıyorum ne bir şey. Misafir. Tanımıyorum, ben Ardanlıyım ama tanımıyorum. Çalışmalarına memnun musunuz? Karşınızda olsaydı ne sorardınız veya ne isterdiniz efendim? Vallahi şu an hiçbir şey diyemem ama ben önceki belediye bundan daha güzel çalışıyordu. AK Parti'nin belediyesini, belediyede AK Parti'ye verirsin. Neden? Vallahi ben sağ görüştüm, bir de çalışmalarına memnunum. Peki. Yani şahsen tanımıyorum ama isim olarak görmüşüm hani sosyal medyada falan Kemal Deniz Bozkurt. Hani sosyal medyada falan sürekli görüyorum zaten. Hani takip de ediyorum. Çalışmalarından memnun muyuz? Memnunuz şimdilik, hani bir sıkıntı yok. Hani tabii bunu daha yeni geldi yani zaman gösterir. Karşında olsa başkanına ne sorardım ya, ne isterdim? Yani başkanı şey sormazdım ama şu şekil geçenlerde bir AK Partili arkadaşla konuştuk da şey dedi. Hani dedi ki Esenyurt daha önce dedi çok güzel bir yerdi. Yani CHP geldi işte, özellikle Kemal Başkan geldi, daha da kötü oldu. Ne diye sordum. Bu sefer söylemedi. Hani işte yok dereler kötü koku yok bilmem ne dedi. Başkana sormak isterdim. Hani acaba doğru mu böyle AK Parti olduğu zaman, ben AK Parti döneminde burada yaşamıyordum. Son bir yıldır buradayım. Hani öyle bir şey var mı acaba? Gerçekten daha da mı kötüleştirdiler yoksa yaptıkları bir şey var mı? Algı mı yapıyorlar? Aynen öyle. Onu sorardım ben. Peki siz başkanı tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Zaten çalışmalarda burada oldum. HDP tarafında çalışıyordum ben. İl örgütünde çalışıyordum. Tabii CHP'ye destek verdiğimiz için tanıyoruz. Yani şahsen görüşmemiz olmadı. Niye utanıyorsunuz? Efendim? Ha, tanıyoruz pardon. Evet tanıyoruz dedim, tanıma değil. Tanıyoruz yani, şahsen partiyle de destek verdiğimiz için zaten İstanbul Büyükşehir'de adayımız yoktu. Kemal Denizborg'da Büyükşehir'e destek verdik. Büyükşehir'de zaten Ekrem Başkan'a destek verdik. Şu an memnunuz yani, herhangi bir sıkıntı yok. Karşında olsa ne sorardın veya ne isterdin Deniz Bozkurt'a? Vallahi çalışma yapsın da başka bir istediğimiz yok. Zaten evet. Peki. AK Parti olarak biraz burada Kemal Deniz Bozkurt'a oy verdim değil mi? Oraya geleceğim bir dakika. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Bekleyin, tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. İcraatlerine memnun musunuz? Karşınızda olsa daha ne sorardı veya ne isterdiniz? Daha yeni şimdi. Şimdi onu eleştirmemiz şu an. Önce tanıyor musunuz? Tanıyorum kendisini. Çocuklar bak, çıkın kameraya.
kendisini tanıyorum. İcraatleri nasıl biliyorsunuz? Ya daha yeni, onu şimdi eleştirmek yanlış olur. Yani bir iki yıl, üç yıl geçecek ki o insanı eleştirebilesin yani. Bir şey başa gelmeden önce kimse kimse eleştiremez. AK Parti de ilk geldiğinde çok iyiydi iki dönem. Ondan sonra eleştirilmeye başlandı. Yani demek ki şimdi bu adama hakkı, şimdi bu adamı deneyeceksin. Hakkı, yani yiğidi öldür, hakkını yemeyeceksin abi. Peki şu an karşınızda olsaydı Kemal Deniz Bozkurt, ne sorardınız veya ne isterdiniz kendisine? Ya dürüst bir yönetimini isterim. Söylediği ağzından çıkan neyse onu yapmasını isterdim. Yapmıyor mu şu an? Ya şimdi bir şey demiyorum bak. Yani öyle isterdim. Ne vaat etmiş onu yapmasını. Ha, aynen öyle. Vaat ettiğini yapmasını isterdim. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Ben söyleyeyim, icraatlerinden memnun musunuz? Şu an karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz? Arkadaşlar lütfen açalım. Bakın. Şimdi mesafe açın lütfen. Kemal Bey tabii yeni. Bu iki yıl de olmadı. Evet. Bu kısa dönem içerisinde hiçbir şey söylemek doğru değil. Ancak tadilat, tamirat, geride mevcut olan belediyenin bıraktığı enkazları, tabelaları görüyorsunuz. Milyarlarca harcama yapılmış, adamcağızın boynunda kaldı. Bunu ödemek zorunda. Ha, diğer icraatlarda şu an ben bir artı göremiyorum. Böyle gitse ben bir artı göremiyorum. Bir yani Esenyurt sakini olarak. Göremiyorum. İleriki zamanda, iki yıl içerisinde, üç yıl içerisinde, belki de belki icraat yaparsa tabii ki bu halk, yani halk her şey, aynen öyle. Ben burada Esenyurt Belediye Başkanı tarafında kendi şahsım hayatımı kurtarmak için yardım istiyorum ve ben bunu tek başıma kalıyorum, sokakta kalıyorum. Ben barınma bir yerim yok. Her şeyden mahrum kalmışım. Ben yardım isterim. Benim için parti olarak fark etmiyor. Eğer bizim sayemizde bu CHP olarak bu sene belediye başkanları kazandığı takdirde ben şahsım olarak bütün durumu iyi, kötü olan insanlara elimden her gelen yardımı sağlarım. Ama bunu hiçbir şey göremiyorum. Aşağı yukarı ben 2 aydır, 3 ay da oldu. Köye de gittim tabii, bu koronadan dolayı barındıramadılar ve buraya da geldim. Dışarıda kalıp yatıyorum. Ne yiyeceğim belli, ne yatacağım belli. Ben burada sadece bir yardım talepte bulunuyorum. Elinde ne imkan gelirse, elinde ne maddi. Yok, hiç tanımıyorum, hiç görmedim. Ama Necmi Kadıoğlu'nu çok gördüm, buralara çok geliyordu. Şu anda Esenyurt Belediye Başkanı'nın adını bile bilmiyorum. Daha gelirken... Burada mı yaşıyorsun? Evet, burada yaşıyorum, hemen altta yaşıyorum. Ama şu anda yerlerde çöpler var. Hemen aşağı giderseniz Esencan'ın orada her yerde çöpler var. Aynı daha yarım saat önce oradan gelirken söylendim. AK Parti varken şu anda burada öyle yoktu. Ben normalde Ekrem İmamoğlu'na verdim İstanbul seçimlerinde. Esenyurt böyle yöneteceğini bilseydim vermezdim. Çünkü kendisi söylemişti. Esenyurt demişti. İşte başkana sezen temizlik yoktu. Temizlik zaten yok. Onu, çöp alınmıyor. Çöpler alınmıyor. Normalde aylık olarak çöpler yıkanırdı. Çöp konteynerleri yıkanırdı. Şu anda hiçbiri yok. Evet, hiçbir şekilde. Mahalle aralarına girip baksınlar. Mahalle aralarına girmelerine gerek yok. Sadece şuradan aşağı doğru yürüsünler zaten. Meydandan aşağı doğru yürüsünler. Devlet Hastanesi'ne doğru yerdeki çöpleri görebilirler. Vallahi daha yeni bir sene oldu. Hani göreve daha yeni başladı. Kemal Deniz Bozkurt. Hani ilk geldiği zaman ümitliyiz. Ama şu an hani onun elinde de olan bir şey yok yani. Yani her şey iktidarda bitiyor. İktidar izin vermediği sürece belediye başkanı bir hiç yani. Hani hiçbir faaliyeti olamaz. Ama hani, büyükşehir hem ilçe Cumhuriyet Halk Partisi. Anlamı yok. İster ne yapabilir mesela? İsterse tüm büyük şehirleri alsın. İktidar AKP'de olduğu sürece hani hiçbir hani katkısı iş yaptırmaz. Çünkü yaptırmıyorlar da. Bağış toplatmıyor. Bağış bile toplatmıyorsa hiç yaptırmaz. Tanıyorum, iyidir. Yani iyidir. Beğeniyorsun çalışmalarını? Tabii ilk başlangıcı iyidir yani. Peki. Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a ben burada selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendisine memnunuz. Adam bir enkazı devraldı. Enkazı. Şu anda 20-25 yıllık bir enkazı devraldı. Onların borçlarını ödemekle meşgul. Mesela işte AKP döneminde o kurulan paravan şirketler ve onlarca eleman alıyorlardı. Sürekli belediye borçlandırıyorlardı. Ve o şekilde gösteri amaçlı bir sürü eleman çalıştırıyorlardı. Şimdi o elemanlar belki biraz azalma gidildi. Ufak tefek aksamalar olabilir. Ama genelde ben inanıyorum ki Kemal Deniz
başarılı olacak çünkü başka bir şansı yok. Başka bir alternatif. Başarılı olmak zorunda. Başarılı olmak zorundadır. Çünkü biz baskı rejimi istemediğimiz için biz onu destekledik. O bizim umudumuz, demokrasinin ümididir. Hatta ben bazen istiyorum ki Sayın Deniz de, Sayın Kemal Deniz de gelsin bu meydanda dolaşsın. İşte insanlarla bir yüzleşsin. Geliyormuş herhalde, biz öyle duyduk. Zaman zaman geliyor mu? Siz denk gelmediniz galiba. Geliyor. Duydum geldiğini de benden gelmedim bir türlü. Yani benden gelse memnun olurdum. Ya bir şey değiştirmedik yine aynı. Bir şey değiştirmedik yine. İstanbul'un en büyük ilçesi. Nüfusu 1 milyona dayandı. Kolay değil. Kadrosunu kurmak, bu yapmak daha 1,5 sene oldu. Yani ne bekliyordun 1,5 senede? Hiçbir şey yapmadı ki ne bekleyeceğim? Bir şey yapamadı ki bir şey ne bekleyeceğim? Bir gün ne yapmasını istiyordun mesela? Ne yapabilirdi de? Ne yapmadı? Ya şimdi ne yapacak? Biraz görüntü yapacak. Kayıp nasıl yaptı hepsini? Bu da biraz eser bıraksın ulan. Biraz görüntü yapsın. Şahsen tanımıyorum ama seçimlerde oyumuzu CHP'ye verdim. Ondan dolayı pişmanım. İkinci bir seçim olsa CHP... Pişman mısın? Pişmanım. Niye? Yani HDP... Yani HDP'yi tanımıyor ki. HDP şey yapmıyor mesela. HDP'yi tanımadığı için. Evet. HDP'nin sayesinde ama mesela... Kemal bizim... Kılıçdaroğlu çok sahip çıktı. Öbürleri eleştiriyor. Dedi ki işte kahramandır, şudur budur. Niye sahip çıkmadı? İmamoğlu sahip çıkmadı. İmamoğlu sahip çıkmadı. Mesela... İmamoğlu Diyarbakır'a gitti. Şuna gitti, buna gitti. Diyarbakır'a gitti, bir şey yapmadı. Benim, mesela bizim bütün belediye başkanlarımız tutuklandı. Ama hiç sesini çıkartmadı. Hiç şey yapmadı. Tabii. Mesela, evet, kayyum atanlara mesela sesini çıkartmadı. Yani bir seçim olsa hayatta vermem CHP'ye. O da Selahattin Demirtaş. Kayyum zamanında dik durması gerekiyordu. Tabii tabii, mesela HDP destek olması gerekiyordu. Destek olmadığı için yani artık yani oyumu vermem. Anladım. Vallahi tanımıyorum. Burada mı oturuyorsunuz? Esenyurt'ta oturuyorum, Talıkpaşa'da oturuyorum. Tanımıyorum ama AK Parti'den daha iyi. En azından çalmıyor. En azından çalmıyor. Çalmıyorum. Birebir kendisiyle bir isteğimiz olmadı ama kendisini beğeniyoruz. Biliyorum, evet. Bozkurdusu ismi galiba. Kemal Deniz Bozkurt, evet. Bir tamam. İyi bir insan, beğeniyoruz. Tamam, beğeniyorsun. Bir şey ister miydin Esenyurt için? Bir talebin olur muydu? Bir talebimiz olamaz çünkü o kadar burç bırakmışlar ki adam burçlarla uğraşıyor. Altındaki arabasını bile aldılar. Bir daha söyle abi. Borçtan dolayı altındaki arabasını bile. Evet, adamda bizim ne isteğimiz olabilir? Ancak burçları ödüyor. Eski dönemden kalan burçları ödüyor. Abi çok güzel konuştun. Evet. Ancak borçları ödesin. Bir şey istemiyorum. Aynen. Vallahi biraz sivrisinek çok var ortalıkta. İlaçlama yapsın. İlaçlama yapsınlar hocam. Şimdi olmuyor öyle. İyi akşam oldu mu yatamıyoruz sineklerden. Sinek ilacı da alamıyoruz. Pahalı, o da olmuş 25 lira. 28 lira mı kaç paraysa alamıyoruz. Ben yeni geldim de. Ama şu anda karşım çıkarsa şey diyebilirim yani. Durumlara çok karışık yani. Her tarafta Esenyurt, evet. Karışık, niye karışık? Yani şey, ortam çok temiz değil yani. Çevreleri çok pis. Her tarafta şey var. Çöp var, şey var ya. Temizlik yani, sokaklarda çöp var, şey var. Çöplük eksik, şeyler eksik. Vallahi belediye başkanını şahsen tanımıyorum ama televizyonlardan görüyoruz. Sadece o kadar abi. Esenyurt'a geliyorum. Evet evet, Esenyurt için ben de konuşuyorum. Esenyurt belediye başkanı tanıyorum. Kemal Deniz Bozkurt. Kendisine bizzat oy verdim zaten. İcraatlarını da beğeniyorum. Yani herhangi bir şey yok şu ana kadar. Ne sorardın ya, ne isterdin şu an karşı tutsaydı? Şu an zaten gerekeni yapıyor. Özellikle pandemi sürecinde çok yardımcı oldu. Evet. Benim başkanıyla bir iki sene şifayen karşılaştım. Şahsen tanımıyorum. İcraatları noktasında da Esenyurt için yapılabilecek bir şey yok. Esenyurt zaten katledilmiş bir bölge zamanında imar bakımından. Şimdi evet, yani şimdi bunun üzerine siz bozuk bir temelin üstüne bir şeyler inşa etmeye çalışıyorsunuz. Çarpık bir düzen, çarpık bir yapılaşma. Yani sosyal hayatın katledildiği bir yerdir Esenyurt bana göre. Karşınızda olsaydı ne isterdin kendisinden, başkandan? Kendisinden vallahi isteyebileceğim, daha doğrusu yapabileceği çok fazla bir şey yok Esenyurt için. Yani çıkacak, halka tebessüm edecek, şirin görünecek. Makamına gelenlere işte saygılı davranacak. Yapabileceği çok fazla bir şey yok. Bir de bu yüksek binalara müsaade etmeyecek. Şu şekilde ifade edeyim. Hani tanıyorum. Çok iyi, mütevazı bir insan. Yani proje olarak da şu an artık yapması gereken bir şey yok. Çünkü deminki abinin dediği gibi bir şey bırakmalılar. Yani adama bir şey bırakmalılar. Her şeyi çalıp çırpınarak milleti sömürdüler buraya, soktular.
Ondan sonra bu adamlar şu an bir şeyleri bekliyorlar. Hayır, artık bu adam nedir? Esenyurt halkına mütevazice, saygınlıkla, insanları erdemliğe, egemenliğe doğru götürme amacıyla çalışma yürütmesi gerekiyor. Ve şu an yapması imar açısından zaten bitirdiler. Ne yaptılar? Kalmadı. Yani şu an adamın yapabileceği şey, şu an diyor metro. Metro, adam metro şeyinin üzerine çalışıyor, projenin üzerine çalışıyor. Adam diyor ben nasıl getireceğim diyor, her tarafı yok ettiler, daralttılar, bitirdiler diyor, bu saatten sonra da diyor hani getiremem diyor. Getiremem diyor. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İcraatlerine memnun musunuz? Karşınıza ne sorar veya ne isterdiniz? İsmi nedir, ondan başlayın. Kemal Deniz Bozkurt ismi. Çalışmalarına bir buçuk sene oldu, memnun musunuz? Ya şimdi Kemal Bey'in geldiği dönem biraz bir dönem. Sıkıntılı bir dönemdi. Çok borçlanmış imar. Yok, bu yani borçların da ötesinde meclis dağılımı da çok şeydi. Sıkıntılıydı. Sıkıntılıydı derken yani çoğunluk aslında yasal bir sorun vardı. Yani yasal düzenleme normalde kazanacak olan belediye başkanının elini rahatlatmak adına 4 tane kontenjan adayı veriyordu. Evet. Yani kendisi kazandığında 4 tane de tamam. 5 tane de en azından kontenjan adayı gelmesi lazımdı. Tamam. Kemal Deniz Bozkurt'un meclisinden ama yani partisinden. Fakat yasal düzenlemede başkan değil de parti dediği için dolayısıyla Kemal... Yani çok oylan partiye mi verdiler şimdi o 5 şeyi? Ya, yani Kemal Bey kontenjan almadı mı? Alamadı. Alamadığı için zaten mecliste azınlıkta kaldı. Dolayısıyla... Ben onu bilmiyorum efendim. Şu an normalde başkanlığı alan kişi o 5 tane kontenjan alamıyor mu? Alamıyor. Meclise bağlı. Meclisin birinci olması lazım. Yani şeyden... Meclis oyları çok sağ. Belediye başkanından farklı bir şey... Bir, yani meclis çoğunluğu olduğu için AK Parti'nin, dolayısıyla o 5 tane AK Parti aldı. Tabii AK Parti aldı. Yani yasanın murad ettiği şey belediye başkanına yardım etmekte. Evet. Yardım etmekte. Fakat yani tam tersi oldu. Dolayısıyla burada bir yasal boşluk var, yanlışlık var daha doğrusu. Bunun düzeltilmesi lazım. Bu bir. İkincisi Kemal Bey yani çalışkan birisi, dürüst birisi. Bir partili olarak da öyle düşünüyorum. Arkadaşım da aynı zamanda. Ben de kontenjan birinci sıradan adaydım. Canınız yananlarda? Yok, benim canım yanmadı. O ayrı bir şey ama... Seçilemediniz mi kontenjan? Yani arkadaşlarımız seçildi. Bizim partimiz seçildi. Ondan memnunuz yani. O anlamda bizim orada olup olmamamız çok önemli. Belki siz de seçilecektiniz. Tabii ki. Yasal yanlışlık olmasaydı ya da böyle bir şey olmasaydı, düzenleme olmasaydı, garabet gibi bir şey yani. Yani onun ya düzenlenmesi. Ben onu başkan kazanınca alıyordu biliyordum. Şu an yeni bir şey daha öğrendim. Meclis kazanınca, parti kazanınca alabiliyordu. Alamadı, estağfurullah. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bugüne kadar da mesela Kemal Bey'in istediği birçok şeyi meclisten geçirememesi. Yani bir sürü borcu olmasa... Aynı şey büyükşehirde de var. Aynı şey zaten Büyükşehir'de de var. Esenyurt'ta onun biraz daha minimumu yaşanıyor yani. Dolayısıyla Kemal Bey'in yani çok şey yapabileceğini düşünüyoruz. Projelerini de biliyoruz. Projelerine katkılar anlamında da ben içindeydim. Yani Esenyurt'un düşünün bu sel basan yer vardı. Dere vardı. O dereyle ilgili çok büyük projesi vardı. Yani orada da o projede yani katkılarım olduğu için biliyorum. İşte Kıraç'tan işte ya da daha işte Atatürk Sanayi sitesinden başlamak kaydıyla tam Mimar Sinan Köprüsü'nün oraya kadar bir şey olacaktı. Yani büyük bir ne denir ona, bir göl gibi, bir havuz gibi Eskişehir modeli bir şey yapılaşma olacaktı. Ondan sonra her mahallede muhtarlık ve her mahallenin meydanı olacak şekilde yeni bir düzenleme, yeni bir oluşum olacaktı. Yani birçok projesi vardı. Fakat tabii buyurun. Yani bu projeleri şu anda askıda. Yani bu çoğunluk olmadığı müddetçe de biraz zor. Çünkü diğer oylamalarda da gördük ki... Efendim madem ki içindesiniz, ben Esenyurt'u 20 yıldır takip ediyorum. Günümüz evet. Başkanı da görüşüyorum. Hı. Şimdi Kadıoğlu döneminde sürekli şikayetler, işte dereye 30 kat verdiler, 20 kat verdiler. Kemal Başkan 15-18 aydır belediye başkanı. Evet. Yani döneminde her şey güllük güzel. Neden bir dosyalar çıkmıyor Kadıoğlu döneminde?
Yani mesela burası işte 10 katı 50 kat vermişler gibi. Niye denilmiyor biz anlamıyoruz. Şimdi şöyle diyeyim o zaman. Basın olarak takip ettiyseniz biz Kemal Bey ile aynı zamanda da CHP yönetiminde bulunduk. Evet. Ve yani bu şeyden önce ilçe başkanlığı iken ilçe başkanlığı döneminde bir Kemal Başkan'la birlikte o zaman Esenyurt imarı ile ilgili çok dava açtık. Ve Esenyurt imarının belki de 1/3'ünü durdurduk. Yani imar yapılamaz. Durmuş hali mi şimdi? Yok, o zaman durdurduk. Ve durdurmamızdan sonra hatta 3 kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Esenyurt imarını tartıştırdık. Yani bu böyle gitmez, sağlıklı ama değil. Efendim, sonuç değişmemiş. Sonunda ne oldu? Sonunda iktidarın, merkezi iktidarın müdahalesi oldu. Dolayısıyla oradaki yeşil alan hesaplaması formülleri değiştirildi. Değiştirilince ne oldu? İşte yüksek katlı binaların yapılmasına müsaade edilmeye devam edildi. Şu anda Kemal Bey Başkan bütün bunları zaten elinde buldu ki. Yani bu gökdelenleri, bu çarpık kentleşmeyi elinde buldu. Çapan Bey'in döneminden bu yana yapılan o işte yüksek katlı binalar ne oldu? Şimdi elinde duruyor. Şu anda duruyor. Peki Kemal Başkan'ın bunlara karşı ya da işte şimdiki yeni belediyenin bunlara karşı yapabileceği nedir? İmar, eğer imar izni alınmışsa, ruhsata uygun hareket edilmişse bir şekilde hukuka uydurulmuşsa yapılabilecek ne vardır? En azından basına çağırır arkadaşlar, bu bina ben olsaydım vermezdim, şöyle şöyle yapılmıştır. Evet, kanunen uydurulmuştur ama ahlaken uygun değildir diyebilir. Mesela benim için bir değeri var. Bu bina hukuken bir sıkıntısı yok ama ahlaken sıkıntısı var. Ama ben olsaydım bunu vermezdim bir tarzı söyleyebilir. Onun niçin diyebilirdi? Yani bir konu olması lazım ki desin. Şöyle bir şey, yani şimdi siz bir yasal koltuğa, resmi bir makama geldiğinizde artık hukuken yapacağınız işlemler hukuk gereği olacak ya da hukuki açıklamalar olacak. Ahlaki açıklamalar yapamazsınız yani. Tamam, yaparsınız da. Peki, zaman bakın. Olmalı, yeri olmalı. Karşılığında zaten borcun altındadır. Adam bir şey yapacak hali yok ki. AK Parti boşaltmış. Başka şey yok diyorsun. Başka yok ki. Yani yapacak bir şey yok çünkü. İş yok. İş yok. Yani bütçeyi boşalttılar. 5-10 sene çalışsa yine eski borcu kapatamaz.